Bakın canlar, ister erkek olsun, ister kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, onu terk edip uzaklaşması, aradaki bağların, ilgiyi, birbirlerine olan düşünceleri kesmeleri caiz değildir. Bakın canlar, caiz değildir. Dargın olana 3 günden önce gidip barışmak daha iyidir canlar. Güçlük olmaması için 3 gün izin verilmiştir. Daha sonra günah başlar ve günah geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar da devam eder. Bakın, 3 günden fazla. Hadis-i şerifte ne buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Sana diyor darılana git ve barış. Zulüm yapana affet, kötülük yapana iyilik et diye buyuruyor Sadaka Resul. Sana diyor darılana sen git diyor, barış diyor. Zulüm yapanı da git affet diyor. Allah Resulü söylüyor. 3 günden fazla dargın duran kimse, bakın, şefaatçi olunmaz. Af olunmazsa cehennemde azap görecektir diyor. Günah işleyene ona nasihat olmak niyeti ile ondan uzak durmak iyidir. Allahu Teala için darılmak olmaz. Bakın canlar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Bakın, birbirinize dargın olanları barıştırmak gerekir diyor. Hadis-i şerifte söylüyor. Hastanın halini sormak için 2 kilometre git, küs olan kimseleri barıştırmak için de 4 kilometre yol git diyor. Bir din kardeşini ziyaret etmek ve ilim adamlarından bir mesele öğrenmek için de 6 kilometre git diyor. İşte mesafeyi böyle koymuşlar. Hastanın halini sormak için 2 kilometre git diyor. Bir Müslümanı, dargınları barıştırmak için 4 kilometre git diyor. Bir din kardeşini ziyaret etmek ve ilim adamlarının bir mesele öğrenmek için de 6 kilometre gidin diyor. Öyle buyuruyor. Hazreti Musa Kelimullah, Hazreti Musa, ya Rabbim, dargın olanları barıştırana ne acir verilir, dargın olanları barıştırana ne ecir verilir diye sordu. Hak Teala, kıyamet gününde selamet verilir, korktuğu şeylerden emin edilir diye umduğu şeylerden de şereflendiririm diyor. Allah Azza ve Celle'hu söylüyor, Celle Şenuhu söylüyor. Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da soruyor. Ya Rabbim diyor, dargın olanları barıştırana ne ecir verirsiniz diyor. Kıyamet gününde selamet veririm diyor. Umduğu şeylerle şereflendiririm diyor. Korktuğu şeylerden de emin kılarım diyor. Allah Azza ve Celle'hu Musa aleyhisselama söylüyor. Dargın olanların bayramı veya başka bir günü beklemeyip hemen barışmaları lazım. Hemen. Kimle dargınsan, dargın olanları bayramı veya başka bir günü beklemeyip hemen barışması gerekir. Hoşgörülü olmak lazım. Vardır öyle insanlar, annesiyle dargın, babasıyla dargın, ablasıyla dargın, kardeşiyle dargın, işçisiyle dargın, komşusuyla dargın, bakkalla dargın, kasapla dargın. İşte bak, Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Hazreti Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da ne sordu? Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam ne söyledi? Anlamıyor muyuz? Anlamak mı istemiyoruz? Kibir, kibir, kibir. Kendini beğenmişlik, kendilerini beğenmişlik. Kendilerini başkalarının üstünde görmek. Ben mi gideceğim ondan özür dileyeceğim? Hadisin oradan. Ben mi gidip ondan özür dileyeceğim? O kimmiş? Ben mi gidip ondan özür dileyeceğim? O daha dün geldi. Dersen perişan olursun. Düşünürsen düşüncesizler vasfında olursun. Bakın haller vardır. Kişi adım atmak ister, gitmek ister ama karşısındaki halen devam eder. Artık orada da bir yerde dur dersin. Sen İnsanlığa ve ümmete zararlısın dersin. Nasihat kar etmez. Konuşsan kar etmez. Anlatsan kar etmez. Söylesen fayda vermez. Ona da bir şey yapılmaz. Artık onu da ne yapmak lazım? Allah'a havale etmek lazım. Ne var? Allah var, dert yok.
Bakın, Allahu Teala'yı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seven bir kimse insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan, yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı verdiği gibi onlardan gelecek eziyetlere de katlanmalıdır. Bakın, Peygamber Efendimiz ve Allah Azze ve Celle'yi seven kimse insanların kusurlarına bakmaz, onların kusurlarını, ayıplarını, yapamadıklarını ortaya dökmez. Yola su döker gibi. İyi insan yapar bunu. İyi insan ne yapar? Yani müminin herkese iyi geçinmesi lazım. Sıkıntılarını dert olması lazım. Ayıpları varsa Allah Azze ve Celle'nin Settar ismi sıfatı ile örtmesi lazım. Mümin budur. Olamayan, beceremeyen mümin olmayı, müminliği beceremeyen insan ne olur? Kusurları, ayıpları açığa çıkar, ayyuka çıkartır. Ondan sonra ben Müslümanım. Ondan sonra ben böyleyim. Ondan sonra ben şuyum, ben buyum. Ne olursan ol. Önce insan, insan olacak. Adam, adam olacak. Hanımefendi, hanımefendi gibi olacak. Genç delikanlı, genç delikanlılığın vermiş olduğu duygularla yaşayacak. Bir kusurdan dolayı bir kusurdan dolayı iyi bir kimseye darılmamak gerekir. Dargınlık olsa bile 3 günden fazla sürmemelidir. Bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa daha fazla gecikmeden barışılmalıdır. 3 günden fazla dargın kalındıktan sonra günahlar artar. Ta ki o dargınlıklar bitinceye kadar. Bakın bayram geliyor. Bakın bayramlar geliyor. Belki sen bugün kibirinden dolayı gidip el sıkışmazsın ama bak bayram geçecek. Bayramlar geçecek. Bayramlar değil. Hayır. Bayramlar değil. Ömür geçiyor. Ömür gidiyor. Bakın şu dakika itibariyle, şu saniye itibariyle senin yaşamaya garantin var mı? Nefes alıp vermeye garantin var mı? Beyin felci geçirmemene garanti var mı? Dillerinin tutulmamasına garantin var mı? Sakat kalmamana bir garanti var mı? Adım atacağına dahil bir garantin var mı? Yaşantına bir garantin var mı? Söylesene. Yok. E o zaman dert niye? Keder niye? Kendini beğenmişlik niye? Kibir neye? Bir kusurdan dolayı iyi bir kimseye darılmak neden? Bak neler vardır, neler. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir mümin din kardeşiyle 3 günden çok dargın durması caiz değildir. 3 gün geçtikten sonra onunla karşılaşırsa ona selam verir, hatırını sorabilir. O kimse selamını alırsa birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma, mesuliyetinden kurtulmuş olur. Bakın iki dargın bir araya geldi ama telefonda, ama burada, şurada, orada, burada, sokakta, neredeyse işte. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bugün teknoloji denen bir alet vardır. Teknolojilerde bile insanlar birbirleriyle arkadaşlık kuruyor. Hangi arkadaşlık? Dargınlar arıyorlar birbirlerini. Hakkını helal et diyor. Helallik isteyenler çok. Kibir yapan helallik isteyemez. Kendini beğenmiş helallik isteyemez. Böbürlenen helallik isteyemez. Zümer suresi 171 ve 172. ayette Allah Azze ve Celle'hu kibirlenenler ve böbürlenenler bilin ki sonunuz hep hüsrandır diyor. Kendini beğenmişler, kibirliler, helallik almaktan çekinirler. Çünkü kibir onları yemiştir, bitirmiştir, tarumar etmiştir. Ama bilsin ki Allah Azze ve Celle'hu hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. Bakın, eğer o iki kişi birbirine dargın olarak ölürse ne olur? Bakın, iki kişi birbirine dargınsa ölürse ne olur? İyi dinle. Ölürse ne olur? Bakın, cehennemi görmeden cennete giremez. Cennete girseler de birbirleriyle karşılaşamayacaklar. Birbirleriyle karşılaşamayacaklar. Bakın bir mümin din kardeşiyle bir yıl dargın durursa onu öldürmüş gibi günaha girer. Bir yıl dargın kalırsa onu öldürmüş gibi günaha girer. Bir mümin nasıl olur? Nasıl bulunur? Bakın insanların amelleri pazartesi ve perşembe günleri Hak Teala'ya arz olunur. Hak Teala da kendisine şirk koşmayan herkesi affeder.
Ancak bir mağfiretten birbirine kin tutan iki kişi istifade edemezler. Cenab-ı Hak o iki kişiyi barışıncaya kadar amellerini getirmeyin diye buyurur. Allahu Ekber! Allah Azze ve Celle'hu, Celle Şanuhu, pazartesi ve perşembe günleri Hak Teala da kendilerine şirk koşmayan herkese affeder. Ancak mağfiretten birbirine kin tutan iki kişi istifade edemez. Birbiriyle dargın duranlar, küs duranlar, barışmayanlar, barışmaya yanaşmayanlar. Cenab-ı Hak Teala o iki kişi barışıncaya kadar amellerini getirmeyin diye buyurur. Sadakallahul Azim. Sadakallahul Azim. Getirmeyin der. Amellerinin gitmesini istemiyor musun? Sana bir adım atıyorsa koş ona. Koş. Dargınsın. Şunu bilmek lazım. Eğer bir kişi barışmak için adım atıyor ise, öteki taraf barışmıyor ise, sen kurtuldun demektir. Öteki taraf düşünsün. Sen niyetini, safını belli etmiş durumdasın bir kere. Ama kibirlenirsen, böbürlenirsen, Allah muhafaza, İbn-i Ziyad'ın çocukluğuna döner isen, öyleleri vardır, öyle insanlar vardır, öyle düşüncesiz insanlar vardır. Örnek veriyorum, ben senle küsüm, sen benle küssün, misketlerini ver eder ya çocuklar, onlar gibi. Çocuklar bile bazen o büyüklerin yaptıklarını yapmazlar, yapamazlar. Çocuklaşan büyükler var. Zaman ters mi? Yok yok, zaman aynı zaman. İnsanlar ters. İnsanlar. Maddiyat hevesi, para hevesi, şöhret hevesi, şan, hepsi batsın yerin dibine. Hepsi yerin dibine batsın. Sana amelin lazım. Sana o lazım. Kibir, böbür, şan, şöhret, kendini beğenmişlik. Etrafına insanlar topla. Ben şöyleyim, ben buyum. Kim sen, kimsin? Neysen, nesin? Ahiretten dünyaya bakış açısı bir çöp tenekesidir. Çöp! Bu dünya ahiretin yanında, cennetin yanında bir çöp tenekesidir. Dünyada hesaba çekilecek, unutmayın. İnsanlar gibi dünyada hesaba çekilecek. Onun için canlar, aklımızı başımıza alalım. Öyle düşüncesiz insanlar var diyorduk değil mi? Aman ben onunla konuşursam öteki ne der? Allah Azze ve Celle'hunu düşünmüyor musun? Allah'ın yarattığı bir kuldan mı çekiniyorsun? Ben onunla arkadaşlık yaparsam öteki arkadaşım ne düşünür? Allah Azze ve Celle'huyu üzme, üzülürsün. Ondan sonra ben namaz kılayım. Ondan sonra ben ibadetlerimi yapayım. Yap kardeşim, yap. Borcun gidiyor sadece. Borçlarından gidiyor. Günah kalır. Günahlar kalır. Bak ne diyor? İki kişi birbiriyle küs kalıncaya kadar, birbiriyle barışıncaya kadar amellerini getirmeyin huzuruma der. Her pazartesi ve perşembe ameller Hak Teala'nın arzına bulunur. Başkası darılacak diye sen arkadaşlığını perçinleştirmiyorsun. Başkası sana bir şey der diye sen arkadaşlıklarından kalıyorsun. Başkası, 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 başkası. Sen başkasına mı tabisin? Allah Azze ve Celle'huna mı tabisin? Sen kimsin? Nesin? Bilmeyerek ve bilerek günaha girme durumları vardır. Bilmeyerek ve bilerek günahlara işlemek durumu vardır. Bu tarz insanlar bilmeyerek veya bilerek günaha girer. Günahlara girer. Bakın, Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın duran kimse ölünce cehenneme gider. Cehennemde günahı kadar ceza çektikten sonra çıkar. Yahut şefaate veya affa uğrasa hiç cehenneme girmez. Ara bulmak, bakın, ara bulmak veya yalan Müslümanların birbirine olan haklarından birisi de iki kişinin arasını bulmak, küsleri barıştırmaktır.
hadis-i şerifte ne buyuruyor? Nafile namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli. Bakın, nafile namaz ve oruç ve sadakadan daha faziletli amel iki kişi arasını bulmak ve düzeltmektir. Çünkü ara bozukluğu dini kökünden yıkar. Bakın. Amel iki kişi arasında bulunmak, iki kişinin arasını bulmak ve düzeltmektir. Çünkü ara bozukluğu dini kökünden yıkar. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Bu yüzden sevgili canlar, bu yüzden sevgili dostlar, küs ve dargın durmayın. Küs ve dargın durmayalım. Allah'tan korkalım. Allah'tan korkalım. Allah'tan korkalım. Kuldan korkuyorsun he? Yazık sana. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Allah'tan kork. Allah'ın yarattığı aciz bir kuldan değil. Aciz bir kuldan değil. Mevlana-yı Celaleddin-i Rumi Hazretleri ne güzel söylüyor değil mi? O Mevlana'dır. O Cemaleddin-i Rumi'dir. O büyük velidir. Duydum ki diyor, benim yüzüme söyleyemediğin gıybetimi yapmışsın. Duydum ki diyor Mevlana-yı Celaleddin-i Rumi Hazretleri, benim gıybetimi yapmışsın diyor. Arkamdan konuşmuşsun diyor. Ama yüzüme söyleyememişsin diyor. Şu aciz kuldan korkuyorsun da, yüzüme söyleyemiyorsun da, Allah'tan korkmuyor musun ki arkamdan söylüyorsun? He? Ne güzel söylemiş değil mi? Şu aciz kuldan korkuyorsun da, Allah'tan korkmuyor musun? Gıybetimi yapmışsın bugün diyor. Allah'tan kork, Allah'tan kork, Allah'tan kork, Allah'tan korkun. Kurban ettim sana canı, inkar ettim her fermanı, isterim senden dermanı, çaresizim ben. Yılmadan düştüm yollara, dolaştım. Affet ya Rabbim bizi, affet ya Rabbim bizi. Bugünün hürmetini affet ya Rabbim. Bayram-ı Şerif'inin hürmetini affet ya Rabbim. Nebilerin hürmetini affet ya Rabbim. Meleklerin hürmetini affet ya Rabbim. Velilerin hürmetini affet ya Rabbim. Şehitlerin hürmetini affet ya Rabbim. Sübyanların hürmetini affet ya Rabbim. Anne ve babalarımızın hürmetini affet ya Rabbim bizleri. Affet ya Rabbim bizleri. Affet ya Rabbim bizleri. Ya Rabbim yüzümüzü döndür sana ya Rabbim. Rabbim, Habibim dedin, sevgilim dedin, Hazreti Muhammed aşkına yüzümüzü sana döndür ya Rabbim, yüzümüzü sana döndür ya Rabbim, yüzlerimizi sana döndür ya Rabbim. Ya Rabbim, o zor günde, o dar günde, annenin emzikteki evladını fırlatacağı o dehşetli anında affeyle ya Rabbim bizi, affeyle ya Rabbim bizi, affeyle ya Rabbim bizi, günün hürmetine, nebilerin hürmetine, velilerin hürmetine, hürmetine, şehitlerin hürmetine, sübyanların hürmetine affeyle bizi ya Rabbim. Yüzümüzü sana döndür ya Rabbim. Yüzlerimizi sana döndür ya Rabbim. Musa Aleyhisselam'ın ettiği dua hürmetine, Adem Aleyhisselam'ın ettiği dua hürmetine, İsa Aleyhisselam'ın ettiği dua hürmetine, Şuayb Aleyhisselam'ın ettiği dua hürmetine, kurbana götürdüğü evladını İbrahim Aleyhisselam hürmetine, kurbanlık edilmeyi bekleyen İsmail Aleyhisselam hürmetine affeyle bizi ya Rabbim, affeyle bizi ya Rabbim, affeyle bizi ya Rabbim. O zor günde, o dar günde, mahşeri alemde, insanların birbirini tanımadığı halde yüzümüz kara olacak biliyoruz ya Rabbim. Yüzlerimiz kararacak ya Rabbim. Bellerimiz bükülecek ya Rabbim. Belimizin büküldüğü an ya Rabbim. Belimizin bükülüp bacaklarımızın arasına girdiği an ya Rabbim. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakmayı nasip eyle bize ya Rabbim. Yüzüne bak, bakmayı nasip eyle ya Rabbim. Yüzüne bakmayı nasip eyle ya Rabbim. Döndür yüzünü bize ya Rabbim. Yüzümüzü döndür sana ya Rabbim. Yüzümüzü döndür sana ya Rabbim. Yüzümüzü döndür sana ya Rabbim.